Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Gülşah Kiremitçi, 17 yaşındayım, öğrenciyim. Sağlıksız beslendiğim için bir sene içinde 25 kilo aldım. Tavsiye üzerine diyetisyene geldim. Diyete başlamadan önce 80 kiloydum, şu an 58 kiloyum. Aynaya baktığımda kendimi mutsuz hissediyordum, hiç kıyafetlerim bana yakışmıyordu. Herkese merhabalar, sağlıklı günler diliyorum. Sevgili danışanım Gülşah'la yaklaşık 5 ay öncesinde yollarımız kesişti. Kendisi bana tavsiye üzerine geldiğinden bahsetti. Gülşah bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 25 kilo kadar almış. Sağlıksız beslenme, okul hayatıyla normal gündelik hayatını dengeleyememe, okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kaçamaklar yapma, fast food tüketme tarzında ve hareketi de kısıtlandığından dolayı yaklaşık 25 kilo kadar aldı. Daha sonrasında bizim yollarımız kesişti ve biz yaklaşık 5 ay kadar süre içerisinde bu 25 kilonun 22 kilosunu kadar kaybettik. Hedefimize 3 kilo kadar kaldı ve daha sonrasında da bir koruma programı yapacağız. Biz bu süreç içerisinde neler yaptık Gülşah'la? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Gülşah'ın hayat tarzına göre, kalkış saatlerine göre, uyuma saatlerine, okul temposuna göre, sevdiği yiyeceklere göre sağlıklı, dengeli ve yeterli bir beslenme programı hazırladık. 5 ay uzun bir süreç bildiğimiz kadarıyla ve bu diyet motivasyonunun sık sık düşebileceği, canının farklı kaçamaklar isteyebileceği bir süreç. Tabii ki de bizim sağlıklı beslenme programımızda Gülşah'ın sevdiği kaçamaklara da yer vardı. Bu kaçamakları yaparak biz bu 22 kilodan kurtulduk. Hayatımızda egzersiz de vardı, tatil de vardı. Ramazan sürecine de denk geldi. Oruç tuttuğu bir dönem de vardı hatta. Gülşah nasıl beslendi? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Hatta önümde de var. Diyetinden hiçbir zaman meyve eksik olmadı. Vazgeçilmezimiz, vücudumuzun çok önemli kaynaklarından bir tanesi olan su her zaman vardı. Bunun dışında 3 ana öğünü vardı. Kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği. Onun hayat tarzına yönelik saatlerde. Ara öğünleri vardı. Bunlar nelerdi? Süt, yoğurt grubu vardı desteklenmiş. Tam yağlı tohum gruplarından vardı. Ceviz, fındık, fıstık, badem, kaju gibi sağlıklı yağlar kilo vermesine neden olacaklardan bir tanesi. Şöyle onun hazırlayacağı ona minik tarifler vardı. Kurabiyeler gibi sağlıklı fit tatlılar vardı. Bunun dışında kaçamaklardan biraz bahsetmek istiyordum. Gülşah her hafta kontrolümüz vardı Gülşah'la birlikte. Her kilo verdiğinde Seda abla bu hafta ne var ödülümde diye bana soruyordu. Ben de dedim ki Gülşah sadece bir tane hakkın var seçebilirsin diye. O zaman pizza istiyorum diyordu. Tamam diyordum. Sonra dedi ki bir de tatlı yiyebilir miyim? Onu da dengelemeyi öğrettim. Hem pizza yiyerek, tatlı yiyerek, çiğ köfteye çok düşkündü Gülşah. Her hafta bir de çiğ köfte de isterdi. Çiğ köfte yiyerek hayatından hiçbir şey eksik olmadan doğru miktarlarda, doğru zamanlarda neleri yemesi gerektiğini öğrenerek bu 22 kilodan kurtuldum. Geriye 3 kilo kilomuz kadar kaldı. Bunu da verip koruma programına başlayacağız. Sizleri de bekliyoruz sağlıklı beslenerek kilo vermeye, yeni güzel mutlu fit hayatınıza. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.